Günaydın. Saat sabah 8.30. Hazırlandım ve şimdi evden çıkacağım. Çünkü iki tane KPSS denemesi var bugün. Onlara gireceğim. Heykel taraflarında. O yüzden şimdi evden çıkmam gerekiyor. Metroya yetişeceğim. Zaten saat biraz erken. Çok geç kalmayacağım için video çekebiliyorum. Normalde biraz koştur koştur çıkıyorum sabahları. Hem saat 10'da var, sonra 2'de var ya da bilmiyorum. 2'dekini beklemeyip kendim alıp kendim de çözebilirim. Çünkü çok fazla eve geç gelmek istemiyorum. O şekilde şimdi evden çıkalım. Kahvaltı olarak da annem kek yapmıştı. Ondan yedim bir dilim böyle minik. O beni tutar öğlene kadar. Eğer erken gelirsem kahvaltı etmem ama erken gelmezsem bir şeyler yerim dışarıda diye düşünüyorum. Suyumu içeyim ondan sonra evden çıkalım. Ve eve geldim. Şansımı ben içeri girdim. Yani tam işte kapının önüne geldim. Saat 14.29'du ve 14.20'de kargo gelmiş. Evde bulamadığı için geri dönmüş ve şansımıza PTT kargo. PTT kargo bir daha getirmiyor. Gidip şubeden teslim almak gerekiyor. Yani böyle bir 9 dakikayla kaçırdım. Şimdi gidip alacağım. Biraz üşeniyorum açıkçası gitmeye. Çünkü hava sıcak. Bir de daha şimdi içeri girdim. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten gidip çıktı almam gerekiyordu. Çünkü 2 gün sonra KPSS var ve KPSS sınav giriş belgelerini almam gerekiyor. Önce bir şeyler yemek istiyorum. Çünkü sabah giderken böyle minik bir kek yedim. Bir dilim kek yedim. Onunla duruyorum. Şimdi sabah 9'dan beri de dışarıdayım. Saat 2.30 oldu. Bayağı bir karnım acıktı. Gelirken tam işte metroya binecektim. Orada da böyle tam caminin önünden geçerken lokma dağıtıyorlardı herhalde hayır için. İçinde böyle 4 tane falan var. Şimdi bunların yanına bir çay yapacağım. Ondan sonra zeytin falan koyarım. Bunları yerim. İyi oldu şansıma. Yoksa kendime bir şeyler hazırlamak zorunda kalacaktım. Bir de evde böyle Rus salatası tarzı yani aslında babam usulü Rus salatası. O her malzemeyi yemediği için annem her şeyi katmıyor. Ondan var biraz da yanında bunu yiyeyim dedim. Yoksa zeytin, peynir falan çıkaracaktım ama bu daha cazip geldi şu an. Çay kalmamış ama uydurmasyon bir şey oldu şu anki. Kargoyu almaya çıkıyorum şimdi evden. Sağlıklı kahvaltıyı ettikten sonra bu arada kabın rengini bu şekilde göstermedim galiba taktıktan sonra. Bakın bayağı bir güzel. Gerçi şu an burası biraz karanlık duruyor ama nasıl durayım. Kabın rengi gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Hem de çıktı almam gereken şeyi de bilgisayardan yükledim USB'ye. Şimdi evden çıkıyorum. Hava da bayağı sıcak. Çok üzücü 9 dakikalık kargoyu kaçırmak. Şükür evde çok sıcak. Hem kendi sıram geldi. PTT zaten kalabalık cuma günü olduğu için bir de ekstra böyle bu arada gözlükleri de çıkaramadım çünkü ellerim dolu olduğu için. Zaten kalabalık PTT bir de dağıtıcı işte dağıtan kargocu da daha gitmemiş. Bir de onu bekledim 10 dakika falan. Neyse sonunda eve gelebildik. Şimdi bakalım içine kargonun. Paketlemesini beğeniyorum. Önceden böyle şeyde kutuda yolluyorlardı. Şimdi böyle bayağı bir paketleyip şu patlayan şeylerden bu şekilde yolluyorlar ama bayağı bir sarılıyor gerçekten. Bakın şimdi içinden bir tür çıkacak. İçinden bu patlayan şeylerin çıkması bir yandan da iyi çünkü şu açıdan iyi daha doğrusu. Hani ne oluyor bu sefer?
bu içinden çıkanları başka bir şeyde de kullanabiliyorsunuz. Ama sonuçta içinde kırılacak şeyler de var. Hani bu şekilde göndermek ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Mesela sabun gördüğünüz gibi akmış. Yani bunu beğenmedim açıkçası bu şekilde gelmesini. Hani şurasında en azından bir koruma ambalajı ya da vesaire olabilirdi. İlk olarak Milk Jelly'nin el sabununu aldım. Bunun içerisinde avokado, zeytinyağı, süt ve bal varmış. Bilmiyorum, bana içeriği bayağı bir güzel geldi. Kokusu da, hemen kokayım. Kokusu böyle, ben daha çok hani içinde avokado, zeytinyağı falan olduğunu düşündüğüm için şey düşündüm böyle. Daha tatlı kokabileceğini düşündüm ama böyle bayağı temiz, hani temizlik hissiyatı veren deterjanlar olur ya, o şekilde kokuyor. Güzel kokusu. Beğendim ama beklediğim gibi bir koku gelmedi. Hani böyle daha çok ben ballı, böyle tatlı bir koku bekliyordum. Öyle bir kokusu yok. O yüzden hani böyle temizlik hissiyatı veren şeyleri, kokuları seviyorsanız güzel. Bakalım kullanalım, ondan sonra yorum yapmak lazım. Bunu ilk defa alıyorum. İndirimli fiyatı 7 lira mıydı? 8 lira mıydı? O yüzden aldım. Biliyorsunuz gerçi bir videoda daha almıştım içerisinden. Bu sefer de kuru şampuan aldım yine. Benim favorim şu XX Large volüm olan. Çünkü böyle birazcık daha hacim katıyor saça. Aslında diğerlerini denemedim. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bunu aldım. Bu da indirimdeyken 12 liraya falan düşüyordu. Zaten bir videoda söylemiştim. Normalde Batiste'inkini ben çok seviyorum. Ama Batiste'in fiyatı aldık gidiyor yani. Böyle 32-33 lira falan indirimli hali bile. O yüzden bunu denemiştim bir kere. Ve bilmiyorum, tamam Batiste kadar iyi diyemem açıkçası. Batiste daha çok hacim veriyor. Daha güzel böyle bir şey. Hani daha çok bu saçınız eğer gerçekten çok yağlıysa daha güzel hem hacim veriyor hem bu yağlılığını götürüyor ama bu Proxy'ninki de yine fena değil. Zaten benim saçlarım çok aşırı böyle yağlanmadan ben yıkadığım için sadece biraz böyle hacim versin diye hani böyle atıyorum işte bugün yıkadım, yarına biraz yağlanır ya, o zaman böyle acil dışarı çıkacağım zamanlarda kullanıyorum. Zaten kuru şampuan çok kullanan bir insan değilim öyle. Her gün saç yıkadığım için özellikle yaz ayında bayağı bir yıkıyorum. O yüzden ihtiyaç duyulmuyor ama yine de acil durumlarda ihtiyaç duyuluyor. Ve son olarak aslında bu ayın galiba lansman ürünüydü bu. Ben böyle lansman ürünü olduğunda çok kaçırmak istemiyorum. Çünkü şöyle oluyor. Lansman ürünündeyken yani lansman ürünleri ilk defa en uygun fiyata satılıyor. Bir daha o kadar uygun fiyata alamıyorsunuz. O yüzden ben de bunlardan almak istedim. Zaten saç maskesi arıyordum. Zaten saç maskeleri yapıyorum kendime. İşte saçlarıma bir şeyler yapıyorum. Bunlar da böyle saç maskesi çıkarmışlar. İçeriğinde 7 tane böyle doğal yağ bulunuyormuş. Bunları bakalım. Bu da vücut için olanı. Bunun rengi sarı böyle. Diğeri beyaz mesela bayağı. Bu da vücut için, yüzünüze, cildinize, işte vücudunuza sürebilirsiniz. Bunun içinde de böyle 7 tane doğal yağ bulunuyormuş kısacası. Bakın renkleri bayağı. Biri beyaz, biri sarı. Kısacası kargomda bu şekildeydi Proxy'nin alışverişi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Fiyatlarını zaten bir önceki vlogda mı ne söylemişimdir yani bunların. Bunlar 20-21 liraya falan denk geliyor. Bu 12 TL'ydi. Bu 10 lira falan olması gerekiyor. Zaten böyle çok giden bir üründür diye düşünüyorum. Bu da el sabunu. Fena değil yani. Bu fiyata daha farklı sabunlar da alınabilir ama olsun, denemek istedim. Şimdi buraları toplayalım. Sonra kendime böyle yine muzlu sütlü bir tane videoda yapmıştım ya. Onun daha farklı versiyonunu yapacağım bu sefer. Ama önce üzerimi değiştirmem gerekiyor. Hava bugün bayağı aşırı sıcak gerçekten. Sizlere başıma gelen talihsiz bir olayı anlatmak istiyorum. Aslında anlatmayacaktım ama nedense anlatasım geldi. 2-3 gün önceydi galiba. Yine ben böyle deneme sınavına gitmeye çalışıyordum KPSS. Bu seferki deneme sınavı da hani sınava az kaldı diye Bursa'da Kız Lisesi'nde yapılacaktı. Ondan sonra gittim işte sabah Kız Lisesi'ne alelacele. Ondan sonra tam gittim, merdivenlerden ineceğim aşağıya. Girişte çünkü böyle hani şeylerde, metrolarda falan böyle kart okutma sistemi, dönmeli şeyler oluyor ya, öyle bir şey var. Daha okulun bahçesinden adımımı attım, 2-3 tane basamak varmış. Nasıl oldu bilmiyorum. Telefonla oynamıyordum, gayet normal bir şekilde yürüyordum. Böyle telefonla falan da oynamıyordum. Birden ayağım mı kaydı? Nasıl oldu bilmiyorum yani gerçekten. Ya hani basamağa tam basamadım, hiç hatırlamıyorum o anı böyle. Ben yüzüstü düştüm ve gerçekten hani yüzüstü yani böyle ne dizlerimin üstüne, ne yana, ne eğilme, hiçbir şey olmadı. Böyle yüzüstü bir şekilde düştüm ve dizlerim, hani ilk düştüğümde hiçbir şey anlamadım. 2-3 kişi geldiler, beni kaldırdılar böyle.
Ondan sonra tabii ki ben güldüm. Çünkü ben zaten normal düşenlere de hani gülesim geliyor. Kendim düştüğümde de gülüyorum ama ilk başta hiçbir şey anlamadım. Çünkü canım hiç yanmadı başta. Herhalde olayın verdiği sıcaklıktan kaynaklanıyor. Ondan sonra böyle ben şey olunca sonra 2-3 kişi geldiler bana yardım etmeye. Ondan sonra bir baktım sol ayağımın üstü komple yara. Şişiyor falan böyle. Dizlerimi bir kaldırdım. Yani bacaklarımı açtım böyle. Biraz bol bir pantolon vardı. Bir baktım dizlerimden ayak bileklerime kadar iki dizimde böyle şişmiş, mosmor olmaya gidiyor. Ve hani böyle ufak ufak şişlikler var böyle. Yara kanıyor falan. Baya kötüymüş. Ben zaten böyle kan vesaire gördüğüm zaman benim tansiyonum da düştü. Sabah olduğu için de herhalde bilmiyorum. Böyle tansiyonum düştü, gözlerim karardı falan, midem bulanmaya başladı. Sınava tabii giremeyeceğimi anladım. Normalde girmeyi düşünüyordum. Hani bir şey yok gibi geldi bana ilk başta. Sonra okulun dışına çıktım. Annemleri aradım beni almaya gelin diye. Sonra beni almaya geldiler. Ben açıkçası çatlaktan şüphelendim. Hani kırık öyle değil. Çünkü benim bileğim kırılmıştı. O zaman hani kırık olduğunu anlardım ama kırık değil dedim herhalde çatlak var çünkü hem şişiyor ayağım ve gerçekten çok acıyor. Yani ayağımın üzerine bayağı zor basıyordum. Sonra annemler geldiler. Tabii ben sınava giremedim. Böyle ama hani annemler gelene kadar zor durdum. Çünkü böyle gittim gideceğim yani. Etrafta da kimse yok. Böyle ne birileri var. Herkes sınava giriyor doğal olarak. Gözlerim karardı falan. Böyle oturduğum yerde zor duruyorum. Hani böyle artık birisi gelsin. Zaten midem bulanmaya da başladı. Bayağı bir kötü oldum. Ondan sonra annemler geldiler. Acile falan gittik. Burada özel bir hastane var. Oraya gittik. Ondan sonra bende de şey vardır. Dedim hani eyvah yani ya kırık var ya çatlak. Ondan sonra direkt film falan çektiler. Acilden girdik. Önce bir doktor kontrol etti. Ondan sonra film çekelim dedi. Sağ ayağımda çok bir şey yoktu. Sol ayağım daha beterdi gerçekten. Sol ayağımın filmi falan çekildi. Ondan sonra işte şey dedi doktor, tetanoz ne zaman olmuştun falan dedi. Çünkü bayağı bir kanama falan var yani bacağımda hani yaralar falan oldu. Ondan sonra doktor en son tetanoz ne zaman olmuştun dedi. Bende de şöyle bir şey var. Ben iğneden korkan birisiyim. Yani gerçekten iğne vurulmaktan falan korkarım. Böyle kandır, iğnedir. Beni bayağı bir fena yapar. Hastaneleri zaten hiç sevmem. İhtiyaç duymadıkça kolay kolay gitmem hastaneye. Ondan sonra doktora işte bana diyor ne zaman oldun aşı. Tabii ki ben zaten üniversiteden mezun olmuşum. Lisede de ne zaman olduğumu hatırlamıyorum. Lisede de olmadım muhtemelen. İlkokulda mı oldum en son tetanoz bilmiyorum. Tetanoz yapmamız gerekiyor dedi. Aslında böyle demir bir yere düşmedim ama hani tetanoz senin sağlığın için gerekli. Ya işte mikroptur, yaralanmalardır vesaire diye. Ben böyle bayağı bir kötü oldum tabii tetanozu duyunca. Çünkü zaten iğneden korkuyorum. Ben en fazla şey düşündüm. Hani çok ağrım var. Ağrı kesici iğne yaparlar diye düşündüm. Ama ağrı kesici iğne düşünürken birden tetanoz falan oldum. Şimdi bu koluma tetanoz yapıldı. Sonra film çekildi. Allah'tan kırık da çatlak da yokmuş. Morluk var. Şimdi morluklar dışa vuruyor. Biraz zor yürüyorum ama en azından hani kırık ve çatlak olmadığına gerçekten şükür yani. Çok mutlu oldum. Bu sıcakta bir de kırık ve çatlak işte alçı vesaire olsaydı bayağı uğraşırdık. Hani sadece bu ayağımda yaralar ve şişlikler, morluklar vesaire var. Onları da işte şimdi batikon falan sürüyoruz. Ondan sonra krem vesaire. Onunla böyle pansuman yapıyoruz. Geçer onlar da umarım böyle 1-2 haftaya falan. Yani çünkü öyle hemen 2-3 günde geçecek yaralar değil. Dizlerimden komple yani dizlerimden ayak bileğime kadar düşünün artık. Yani nasıl bir düşmeyse göstermeyeceğim çünkü gerçekten kötü haldeler. İlk gün falan biraz zor yürüyordum ama hani bugün birazcık daha iyiyim en azından. Ama bugün de biraz fazla yürüdüğüm için kemik bayağı zonklatıyor yani sızlatıyor böyle yürürken. Hani biraz şey topallatmaya başladı. O yüzden şimdi biraz dinleneceğim uzanıp. Öyle de bir şey başıma geldi yani böyle paylaşmak istedim. Gerçekten herhalde biraz böyle dalgındım yürürken diye düşünüyorum. Böyle sabah saatlerimi ya da kafam böyle dolu olduğu için dalgınken yürüdüm. Nasıl oldu bilmiyorum. Hani böyle sanki şey olur ya önünüze ip gererler de böyle küt diye düşersiniz ya. Hani öyle bir şey oldu çünkü hani 2-3 basamaklık yerde o şekilde düşmem. Hani insan bir yer, yana yamulur ya da ne bileyim dizlerin üstüne falan düşer. Ben küt direkt yani böyle hani yıkılan öne yıkılan heykeller vardı ya o şekilde düştüm yani bayağı bir aslında çok komik hani şeyden sonra gülmeye başladım bu kırık mırık yok deyince eve geldikten sonra böyle gülmeye başladım çünkü komik düştüm yani gerçekten öyle de bir şey atlatmış olduk tabii sınava falan giremedim o gün o zamandan beri de giremiyorum sınavlara her gün böyle sınavlar oluyor bugün dedim artık gideyim hazır biraz yürüyebiliyorken öyle de bir şey başıma geldi yani 3 gün önce. Biraz böyle gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bir de şansıma bugün asansör çalışmıyor. İkidir merdivenleri yürüyerek inmek zorunda kaldım. Ama inerken böyle tutuna tutuna halinde nasıl kontrollü iniyorum. Normalde haldır 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 inerdim merdivenlerden.
Şimdi birazcık daha böyle tedbirli iniyorum. Bir de ben şeyden korktum. Benim bileğim falan kırılmıştı önceden. Hani bileğim kırıldığı için dedim eyvah ayakta kırılırsa yani zaten hani kırık basit bir şey değil. Bir de benim bileğim kırıldığında yanlış kaynamış bir daha kırıp hiç uyuşturmadan bir daha şey yapmışlardı bu bileğimi düzeltmişlerdi. Çok hani bilmiyorum hayatımda yaşadığım en büyük böyle hakikaten çok acımıştı. Sonuçta canlı canlı bileğinizi kırıyorlar dedim. O yüzden böyle kırıktan falan çok korkarım. Zaten iğneden korkarım. Böyle hiç yokken hani aklımızda şey çıktı ama çok şükür kırık da yok, çatlak da yok. Bakalım geçmesini bekleyeceğim onların. Önerimiz burada blenderı çıkardım. İçerisine yulaf ezmesi katacağım. Bir tane muz katacağım. Süt ve içerisi biraz kahveli olsun diye Nescafe katacağım. Hazırlayalım bakalım nasıl olacak kahveli. İlk olarak içerisine biraz bu etili faliften katacağım. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı falan katacağım. Bunu şimdi rondoda geçireceğim ki böyle birazcık daha un kıvamına gelsin. Şimdi içerisine Nescafe katacağım. Un kıvamına getirmeyeceğim. Zaten sütün içerisinde eriyeceği için. Bir tatlı kaşığı böyle 1,5'a yakın Nescafe katıyorum. Ardından içine muzumu soyuyorum. Bir öncekinde biliyorsunuz içine çikolata ilave etmiştim. Şimdi böyle kahveli olacak bakalım. Umarım güzel olur. Olarak da sütümüzü ilave ediyoruz. Bir bardağın içerisine sütümüzü koyalım. Tam doldurmayacağım çünkü içerisine buz da katacağım. Galiba oldu. Bakalım nasıl olacak. Bu şekilde içi mükemmel bir şekilde köpürmüş. Şimdi bunu bardağımıza dökelim. Wow. Tabii ki doğal olarak bir bardaktan fazla çıktı. Bunu da başka bir bardağa koyacağım. Belki geldiklerinde annemlere falan veririm. En son içine buzumuzu atıyoruz. Üzeri gördüğünüz gibi tamamen köpük köpük oldu. Çok güzel duruyor kıvamı. Ve böyle sütlü, kahveli, muzlu içeceğimiz hazır. Bakalım şimdi tadalım. Ama görüntüsü bence baya güzel duruyor. Çok güzel bir şekilde köpürdü. Tadalım bakalım tadı nasıl. Anlamadım şu an üstünde biraz köpük var ya. Biraz köpüğünün gitmesi gerekiyor ama baya güzel. Çok güzel olmuş. Gerçekten diğerinden çok çok daha başarılı. İçerisine yulaf ezmesi kattık. Onu un haline getirdik aslında rondo ile birlikte. O tanelerden de çok öyle bir eser yok ama tabii ki isterseniz ilk başta böyle un haline getirip de daha sonra da yapabilirsiniz. Hem böyle kahve var, hem muz var, hem buz var. Düşünsenize içeriği. Gerçekten diğerinden çok daha güzel oldu. Böyle aslında soğuk içecekler, uydurduğum soğuk içecekleri, beğendiklerimi. Sadece bunlar değil tabii ki başka şeyler de yapıyoruz. Onları böyle beğendiklerimden en beğendiğim 3-4 tarifi aslında paylaşmak istiyorum. Böyle bir şey yapabiliriz. Böyle aslında şey de yapacağım. Yiyeceklerle de alakalı bir video serisi gelecek. Video değil, video serisi gelecek. Ama tabii ki o biraz Ağustos'u bulacak o videoları çekmek. O yüzden hani neyle alakalı olduğunu söylemeyeceğim çok fazla. Ama bence eğlenceli bir seri olacak. Hem böyle onların içecek versiyonlarını da yapabiliriz. Bakalım. Kesinlikle deneyin. Çok güzel. Eğer böyle kahveyi seviyorsanız süt vesaire birazcık daha sağlıklı. Tabii ki bunun içerisinde normal Türk kahvesi de katılabilir. Sadece Nescafe diye şey yapmayın, filtre kahve katılabilir. Ondan sonra böyle filtre kahveyi gerçekten demleyip de bunun içerisine de katabilirsiniz. Böyle az bir şey ya da espresso yapıp içine katabilirsiniz. Böyle farklı farklı şeyler yapılabilir. Hem kahveli hem sütlü hem yulaf ezmeli. Bayağı güzel bir şey oldu. Bir de böyle tok da tutar yani. Bu doyurucu bir şey. Hafif böyle smoothie tarzı çünkü. Böyle günün içeceği olmuş oldu. Tabii ki tezgahı toplamamız lazım. Bunu da buzdolabına koyacağım. Annemler geldiğinde belki içebilir. Bu arada tarif acı falan gelirse içerisine şeker de atabilirsiniz ya da böyle çikolata vesaire atabilirsiniz. Zaten içerisinde muz var. Ben zaten normalde kahvelerle, çaylarla şeker hiç kullanmadığım için bana hiçbir şey zararı olmadı. Ama tabii ki şekerli sevenler içerisinde biraz böyle şeker ya da bal da katabilirsiniz. Bal da güzel gidebilir. Gerçi kahve bal nasıl beğenir misiniz bilmiyorum ama böyle şeyler de denenebilir.
Düştüğüm gün sırtımda olan çanta, bakın çantanın sapı bile koptu ya. Ve ben bunu çok severek kullanıyordum çünkü bayağı, zaten geçen senemini almıştım. Güzel bir çanta ve şurası koptu. Bilmiyorum tamir olur mu olmaz mı, bir çantacıya götüreceğim. Burası da böyle nasıl koptu yani, nasıl bir düşüştür gerçekten bilmiyorum. Bakar mısınız? Buraları bununla, ne bunun adı? Tenter diyot. Aynen. Onunla bir süreceğim. Sonra da krem olarak da teramisin kullanıyoruz. Daha çabuk geçirsin diye yaraları. Ama üzerlerini yaraların kapamıyorum. Böyle açıkta bırakıyorum daha çabuk geçsin diye. Şimdi bunları yapacağım. Sonra ders çalışacağım. Tabii ki göstermeyeceğim. Gerçekten yaralarım bayağı bir komik. Şimdi balkonda yemek yiyeceğiz. Annemler geldi. Hava soğudu. Üzerime hırka almak zorundayım. Kadar soğuk ki balkonda, böyle son artık karpuzu yiyemedik, içeri koşa koşa girdim yani, resmen titredik böyle. Böyle bir şey yok, sabah ne kadar sıcaktı, şimdi bu kadar soğuk olması gerçekten çok tuhaf. Camı kapatıyorum, buz gibi oldu. Saat 12'ye geliyor. Ben yatacağım. Yarın sabah çünkü erken kalkıp biraz daha çalışmak istiyorum. Yani benim erkenim saat 12 falan oluyor. Normalde çünkü 2-3'te falan yattığım için 12 normal bir saat benim için. Yani 12'de yatarsam sabah böyle 7-8 gibi rahat bir şekilde kalkabiliyorum. Hatta belki daha erken kalkarım yarın için, bilmiyorum. Yani kalkmak istiyorum ama bakalım kalkabilecek miyim? Şimdi yatmadan önce bugün aldığımız bu saç yağını süreceğim saçıma. Zaten yarın duş falan alırım. O yüzden bu şimdi saç diplerime saç yağından süreceğim. Ve o şekilde yatacağım. Size şimdi yapısını göstereyim. Ben yanlışlıkla anneme gösterirken açtım. Böyle hani ben bunun daha önce Hindistan cevizi yağı vesaire, işte böyle shea butter vesaire kullanılmıştı. O tarz bir şey sanmıştım. Fakat böyle krem gibi bir yapısı var. Şimdi onu birlikte uygulayalım saça. Bakın size bunun yapısını göstereceğim. Bayağı bir krem gibi. Bu şekilde. Kokusu gerçekten çok güzel. Böyle şey gibi, el kremi gibi bir kokusu var. Ama şimdi bakın bir de yapısını görün. Şimdi bakın elime alıyorum. Böyle krem gibi bir yapısı var. Yani gördüğünüz gibi böyle krem gibi bir yapısı var. Yağ gibi değil açıkçası. O yüzden saça uygulanması da daha kolay olacak. Böyle vıcık vıcık yapmayacak. Saçıma uyguluyorum. Hemen bunu örnek olsun diye böyle göstereyim. Daha sonra kameraya bırakıp daha düzgün bir şekilde yaydıracağım. Tek elde olmuyor. Saçlarımı yağladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Ve kesinlikle tabii ki ben buralarını yağlamadım. Buralarını başka bir şey yapıyorum. O yüzden bu uçlarını falan yağlamadım şu an. Her yeri yağlı olsun istemedim. Sadece böyle diplerine falan uyguladım, arkalara. İlk olarak yapısına baktığımızda kokusu çok güzel kesinlikle. Ve bakın ellerimi bile yıkamadım saçıma sürdükten sonra. Sadece böyle hani krem sürmüşsünüz de, yağlı kremler olur ya, öyle bir hissiyat veriyor. Hiç öyle yağ sürdükten sonraki gibi böyle bir yapış yapış, o yıkatma hissiyatını kesinlikle vermiyor. O yüzden benim hoşuma gitti. Bu açıdan geçer not aldı. Tabii ki önemli olan saçlara gerçekten etki edecek mi? Ben bunu düzenli bir şekilde kullanırım ve gerçekten hani bu kavanozun dibini gördüğümde düzgün bir şekilde yorum yaparım. Hatta eğer şey olursa bu videonun altına bile bitirdikten sonra yorumumu eklerim. Ama ne zaman biter bilmiyorum tabii ki. Ya da başka bir videoda bunu söylerim. O şekilde. Ve bu şekildeydi. Artık ben yatacağım. Dediğim gibi sabah da erken kalkacağım. Zaten video bayağı bir uzun oldu muhtemelen. O zaman videoyu artık ben burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.